Siz burada beni biraz bekleyin. Önce gidip bir otomobil ayarlayayım. Sonra gelip sizi alırım, tamam? Tamam. Ben de sen gelene kadar hazırlanırım. Tamam. Kemal. Kendine dikkat et, olur mu? Benim hiç aklıma yatmadı kızım. Başınıza daha büyük bela açacaksınız. Başka çaremiz yok ana. O kadın öldüyse Kemal'i ömür boyu salmazlar. Belki ölmemiştir Güllü. Belki de durum o kadar vahim değildir. O vakitte gelip bebeğimi elimden alacak. Onu göze alamam. Anlasanıza, burada oturup hiçbir şey yapmadan bekleyemem. Kemal'in hapse girmesine müsaade edemem. Çocuğumu almasına müsaade edemem. Kemal Şahin arıyor teyze. Burada mı? Yok. Niye burada olsun ki? Evine baktık, yok. Burada olabileceğine dair malumat aldık. Neden arıyorsunuz Kemal'i? Karısını vurmuş. Abo. Ne malum onu vurdu? Şahitler var. Karısı ölmüş mü? Hayır. Hastaneye götürmüşler. Durumu nasılmış? Henüz bilmiyoruz. İçeri bakmamız lazım. Müsaade edin. Yok komutan. Kemal Şahin buraya gelecek olursa hemen karakola haber salın. Çocuğu ölmemiş. Ramazan'da hastanede zar. Ben bir koşu gidip bakayım. Kadının vaziyeti neymiş öğreneyim. Tamam. Daha ne kadar burada tutmayı düşünüyorsunuz komutan? Başka bir sorunuz yoksa artık gitmek istiyorum. Maalesef birkaç sorum daha olacak. Pekala, öyleyse acele edin lütfen. Bu akşam yola çıkacaktım. Zaten çok vakit kaybettim. Seyahatlerinizi ertelemek zorundasınız Ekrem Bey. Çünkü olay aydınlanıncaya dek sizi burada misafir edeceğim. Buna hakkınız yok. Neyle suçlandığımı bile söylemediniz hala bana. O halde söyleyeyim. Ankara'dan gizli bir malumat aldık. Planların çalınmasıyla ilgili olarak sizin de işin içinde olduğunuzdan şüphe ediliyor. Neye dayanarak komutan? Neye dayanarak? Aracının sizinle yoğun bir irtibatı olduğu saptanmış. Sık sık birlikte görünmüşsünüz. Sovyetlerin İncirlik üssünün planlarının peşinde olduğu epeydir biliniyor zaten. Adana'ya geliş sebebim de bu meseleyi takip etmekti. Dolayısıyla şüphelendiğim herkesi takip altında tutmak durumundayım. Aracı planların çalındığı gün bankadan tam 1 milyon lira para çekmiş. Belli ki bu planları satmak karşılığında böyle bir ödeme yapmış. Sizin bu parayla bir malumatınız var mı? Hiçbir malumatım yok. İsterseniz banka hesaplarımı kontrol edebilirsiniz. Hesaplarımda herhangi bir giriş çıkış olmadığını göreceksiniz. Anlaşıldı Ekrem Bey. Şu hesaplarınıza bir baktıralım bakalım. İstediğiniz gibi bakabilirsiniz komutan. Bu konuda benim çekindiğim hiçbir şey yok.
Komutanım, arama emri az önce çıktı. Hala. Derhal Ekrem Bey'in evine bir ekip gönderin. Her tarafı dikkatle arasınlar. Emredersiniz komutanım. Ziyare bacile ya, Esna da mirahtan ölmüştür şimdi ya. Şu ameliyat bir biteydi. Doktor, ne oldu? Durumu nasıl? Ameliyat iyi geçti. Kurşun çıkardık. Hayati bir tehlikesi yok. Oh, şükürler olsun yarabbim. Doktor bey, bir görsek ya. Şu anda kendinde değil. Narkozun etkisi geçince görebilirsiniz. Sağ ol. Ramazan. Ramazan. Halide Hanım nasıl? İyi, kurban oldum. Kurşunu çıkarmışlar, çok şükür. Ah, çok şükür. Senin nereden haberin oldu yine? Mahalleye jandarmalar geldi. Kemal'i arıyorlarmış. Kemal vurmuş Halide Hanım, öyle mi? He, kurban oldum, o vurdu. Dedim ya ben bu bir delilik yapacak diye. Yetiştik ama mani olamadık adama. Ama var ya, Kemal'in yapacağını hiçbirimiz tahmin etmedik. Tabancayı sen kaldır böyle ama vuracağını ummadık ki. Hepimiz şok olduk. Pakize bir kelle kurban oldu. Sen Kemal'i falan gördün mü, mahalleye geldi mi kurban oldu? Yok, gelmedi. Pakize. Bak bana doğruyu söyle. Kemal suçlu, benim teyzem burada, anlıyor musun? Suçluyu saklamak, yerini biliyorsan söylememek suça. Ay Ramazan, üstüme gelme. Ben nereden bileceğim ki Kemal nerede? Gidiyorum dedim ya. Dedin ama gittin gelmedin. Bu saate kadar dolandım durdum ama ne Kemal'i buldum ne de Ramazan. Bulamadın tabii. Hiçbir şeyden haberin yok senin. Neyden haberim olacak ki? Kemal Halide Hanım'ı vurmuş. Ne? Kızım. Falan doğru mu söylüyor? Evet. Biz Kemal'le kaçıyoruz baba. Ali'yi de alıp gidiyoruz. Kaçıyor musunuz? Nereye gideceksiniz? İstanbul'a. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.